Merhabalar arkadaşlar. Sayfa 82'deyiz. Dairenin alanıyla devam ediyoruz. Örnek soruyu çözelim. ABCD dikdörtgen A çeyrek dairenin merkezi AB 6 santim. Yukarıdaki şekilde taralı alanlar eşit olduğuna göre BCX kaç santimetredir? Taralı alanlara isim verelim. Yani alan A birim kare olsun. Dolayısıyla burası da A birim kare. Beyaz bölgeye de B birim kare diyelim. Şimdi dikdörtgenin alanını Hesapladığımızda ne geliyor? Dikdörtgenin alanı A artı B. Yarım çeyrek daireye baktığımız zaman ne geliyor? Bakın yine A artı B geliyor. O halde çeyrek dairenin alanıyla ile dikdörtgenin alanı birbirine eşit. Dikdörtgenin alanı iki kenarı çarparak buluyoruz, 6 çarpı x. Çeyrek dairenin alanı 1 bölü 4 pi r kare. Yarıçapımız 6. Yani 6x. Burada 36 bölü 4'ten 9 pi yapar. x eşittir 9 pi bölü 6. 3 ile sadeleştirdiğimizde 3 pi bölü 2 olur. Birinci sorudayız. ABCD kare A çeyrek dairenin merkezi. AC köşegen. Yukarıdaki tar e, şekilde taralı alanlar toplamı 18 santimetre kare olduğuna göre ikisi kaçtır? Kare ile geni de biliyoruz. Karenin tüm kenarları eşit ve karenin köşegeni nedir? açı ortaydır. Yani 45 derecelik açıyla gider arkadaşlar. Dolayısıyla e, solda oluşan daire dilimi ile sağda oluşan daire dilimleri eşittir. Açılar aynı olduğu için yarıçapımız zaten tam daire dilimi ediyor. E, aynı daire dilimi, yarıçaplar aynı yani. Açılar da aynı olduğu için alanlar eşit. Aynı şekilde burada kalan hani dairenin dışında karenin içinde kalan alanlar da 45 derecelik açıyla gittiğimiz için eşit olur. Yani A dersem burası da A olur. Taralı diğer bölgeye B dersem taralı alanlar toplamı aslında karenin alanının yarısına eşit olur. Çünkü köşegeni çizdiğimizde karenin alanı ne olur? ikiye bölünmüş olur. Ya da şöyle düşünebilirsiniz, orada B ise burada B, tamamı iki tane A artı B. Biz bir tane A artı B'ye yarıyoruz. Karenin alanının yarısı, karenin alanı x kareydi, bunun yarısı taralı alanlarsa 18 ise x kare 36, x eşittir 6 olur. İkinci sorudayız, ABC dik üçgen, BC yarım dairenin çapı, BC 4 santim çap 4 santim yani yarı çap 2 olacak. Yukarıdaki şekilde S1 ve S2 birbirine eşitmiş. Bizden x isteniyor. Şimdi S1, S2 eşit. Şu beyaz bölgeye de A diyelim. Üçgenin alanını hesaplarsak ABC üçgeninin alan ne olur? S1 artı A. Ve nasıl hesaplanır? Dik kenarları çarpıp 2'ye bölerim. Dik üçgen olduğu için 2x olur. Yarım dairenin alanını hesapladığımızda ne olacak? S2 artı A olacak. O da 1 bölü 2 pi r kare yarım daire olduğu için yarı çapımızda 2, 2'nin karesinden 4, 4 bölü 2'den 2 pi. S1, S2 eşit olduğu için S1 artı A da S2 artı A'ya eşit olacak. Yani 2x, 2 pi'ye eşit olacak. 2'leri sadeleştirirsek x'in pi'ye eşit olduğunu görürüz. Üçüncü sorudayız. A, B, C, O dikdörtgen, O çeyrek dairenin merkezi. O, A 4 santim. Yukarıdaki şekilde taralı alanlar eşit olduğuna göre x kaç santimetre karedir? Taralı alanlara A diyorum. Beyaz bölgeye de B diyorum. Dikdörtgenin alanı da A artı B. Çeyrek dairenin alanı da A artı B. Bunların alanları birbirine eşit. Dikdörtgenin alanı iki kenarın çarpımı ile sapmanacak. Bir kenar 4 diğer kenarı bilmiyoruz. Ama O A O merkez çeyrek dairenin merkezi O A yarıçap olduğu gibi O D de yarıçap yani burası da 4 4'e eşit yani buranın tamamı 4 ise O D'nin tamamı x C D'ye gittiğine göre O C'ye ne kalır 4 eksi x yani dikdörtgenin alanı 4 çarpı 4 eksi x çeyrek dairenin alanı yarıçapımız 4 1 bölü 4 pi r kare. 4'ün karesi. Yani 16 bölü 4'ten 4 pi. 4 çarpı 4 eksi x. Her tarafı 4'e bölelim. 4 eksi x pi ise amacımız x'i bulmak. X'i sağ tarafa atalım. Pi'yi sol tarafa alalım. x eşittir 4 eksi pi olur. Evet örnekle devam ediyoruz. ABCD kare D ve B merkezli çeyrek daireler çizilmiştir. Biri B, diğeri D merkezli. Şöyle. Diğeri de bu şekilde. AB 6. Yani karenin bir kenarı 6. Çeyrek dairelerin de yarı çapları 6 olmuş oluyor. Taralı alan isteniyor bizden. Şimdi karenin biz... ...köşegenini çizersek... ...ve çeyrek daire açısından bakarsak mesela şu alttakinden bakalım. Çeyrek daireyi çizelim. Bu şekilde. Burada yine arkadaşlar alanlar birbirine eşit olacak. Karenin köşegeni açı ortay çünkü. AA diyelim. Şimdi şu bir tane A'yı biz çeyrek daireden şöyle tarayalım. Çeyrek daireden şimdi başka bir renkle boyayalım şu dik üçgeni çıkarırsak a'yı buluruz. Çeyrek daire 1 bölü 4 pi r kare altının karesi. Şimdi a'yı buluyoruz. Dik üçgenin alanı dik kenarları 6 6. 6 çarpı 6 bölü 2. 36 bölü 4'ten 9 pi. 36 bölü 2'den 18. Bu bir tanesi. Bundan iki tane var. O yüzden 2 ile çarpıyoruz. Taralı alanlar 2 eşit. 2 çarpı 9 pi eksi 18. Dağıtabiliriz. Toparlayabiliriz. 18 pi eksi 36. 18 parantezini alıp pi eksi 2 diyebiliriz. İkinci örnekteyiz. ABC'de kare B ve D merkezli çeyrek daireler verilmiştir. AB 4 taralı alanlar toplamı kaç santimetre karedir? Yine arkadaşlar buradaki yani karenin kenarıyla çeyrek dairelerin yarıçapları aynı. Dolayısıyla bu taralı bölgeler ne olacaktır? Aynı olacaktır. Ben şu çeyrek daireden da şöyle yapalım. Şöyle hesaplayalım. Karenin alanından şu çeyrek daireyi çıkarırsak neyi buluruz? A'yı buluruz. A eşittir. Karenin alanı 4'ün karesi. Çeyrek dairenin alanı 1 bölü 4 pi r kare. Yani 16 eksi 4 pi a. Burası da a olduğu için taralı alanlar 2 a eşit. 2 çarpı 16 eksi 4 pi'den 32 eksi 8 pi olur. Birinci sorudayız. ABC'de kare D ve B merkezi çeyrek daire verilmiştir. AB2 taralı alanlar toplamı kaç santimetre karedir? Yine örnekte aynısını çözdük. Köşegeni çizdiğimizde buradaki taralı bölgeler eşit iki parçaya bölünecek. Çeyrek dairenin alanından dik üçgenin alanını çıkarırsak biz neyi buluruz? A'yı buluruz. A eşittir. Çeyrek daire, 1 bölü 4 pi r kare. Dikdörtgenin alanı, dik üçgenin pardon, 2 çarpı 2 bölü 2. 4 bölü 4, bunlar sadeleşiyor, pi kalıyor. Buradan da 2 geliyor. A pi eksi 2, biz 2A'yı arıyoruz. 2A, 2 ile çarptım, 2 pi eksi 4 olur. İkinci sorudayız. ABC'de kare B ve D merkezi çeyrek daireler verilmiştir. AB 1 santim yukarıdaki verilere göre taralı alanlar toplamı kaç santimetre karedir? Yine örnek sorudaki gibi arkadaşlar. Buralar AA. Ben karenin alanından çeyrek daireyi çıkarırsam, şurayı çıkarırsam neyi bulurum? A'yı bulurum. A eşittir. Karenin alanı 1'in karesinden 1. Çeyrek dairenin alanı 1 bölü 4 pi r kare. Yani 1 eksi pi bölü 4. Bundan 2 tane var. 2a, 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı 1'den 2. 2 çarpı pi bölü 4'ten pi bölü 2. Üçüncü sorudayız. ABC'de karesi biçimdeki kağıdın içine kenarlara teğet olacak şekilde bir çember çizilip yeşile boyanıyor. Daha sonra kare şekil 1'deki gibi kenarların orta noktasından geçen EF doğrusu boyunca ok yönünde katlanıyor. Yani tam ortadan ikiye katlanmış oluyor. Oluşan AFED AFED dikdörtgeni üzerinde merkezi A, yarıçapı AF olan çeyrek çember daha çizilerek taralı kısım kesilip atılıyor. Burası kesilip atılıyor. Başlangıçtaki karenin çevresi 24 birim. O halde 24'ü 4'e böldüğünde bir kenarın 6 birim olduğunu buluruz. Hatta bu bize neyi verir? Bir kenar 6 birimse şöyle teğet noktalarından çizelim merkezden geçecek. Burası da 6 birim. Yani yarıçap 3 birim diyebiliriz. Kalan kağıt açıldığında oluşan daire parçasının alanı kaç birim karedir? Şimdi biz Burayı kesip atıyoruz. Elimizde yeşil bölgeler kalıyor. Biz bunu geri açtığımızda ne oluşur? Bunların simetrikleri oluşur. Yani buranın simetriği çeyrek daire. Buranın simetriği de şu şekilde bir parça oluşur. Bunu sol tarafta gösterelim. Şöyle. Şekilde. Bir de yukarıda yarım dairemiz var. Biz bu çerçeve içine aldığım alanı arıyoruz. Burası kesilip atıldığı için, geri açıldığı için. Burada ne görüyoruz? Bir yarım daire görüyoruz. 1 bölü 2 pi r kare. Bir de iki tane şurada parça görüyoruz. A, A bunlar eşit. eşit. Ben A'yı şuradaki karenin alanından köşedeki çeyrek daireyi çıkararak hesaplayabilirim. A neye eşit? Bu çeyrek dairenin yarıçapı da 3 tabii ki. 1 bölü 4 karenin alanından çıkaracağım pardon. Karenin alanından burada oluşan küçük karenin alanından çeyrek daireyi çıkaracağım. Buradaki karenin alanı 3 çarpı 3'den 9. Çeyrek dairenin alanı 1 bölü 4 pi 3'ün karesi. İşte bu da a eşit. Bundan 2 tane var. O yüzden bunun iki katını ekliyorum. Taralı bölgeyi hesaplamak için. Bunun iki katı 2 ile çarparsam 18. 9 e, pi bölü 4 ile 2 ile çarparsak 9 pi bölü 2 olur. Burası da 9 pi bölü 2. Burası da 9 pi bölü 2. Bunlar birbirini götürecek. Cevap 18 olacak. Örnekle devam ediyoruz. ABCD dikdörtgen, AD ve DC yarım dairelerin çapı. AD 4 şekilde taralı alanlar toplamı kaç santimetre karedir? Bakın e, burada dikdörtgen demiş, kare dememiş. AD çap, CD de çap. Burada dikdörtgen değil de kare olması gerekiyor arkadaşlar. Kare olmazsa çıkmaz. Karenin köşegenleri köşegen uzunlukları eşittir. Birbirini ortalar ve dik kesişirler. Dikdörtgende de gerçi eşit ama biz burada diğer kenarı bilmediğimiz için hani çıkaramayız. Şimdi şu yarım daireye baktığımız zaman bu kirişlerin uzunlukları eşit. Şu alan A ise, hani şu DC çaplı yarım daireye bakın. Bu kirişle, bu kirişin uzunluğu eşit olduğu için bölmüş olduğu daire parçalarının alanları eşit olacak. Bunu alıp buraya taşıdık. Yine zaten bunun buna eşit olduğunu görüyoruz. Buraya da A dersek, yine kirişler eşit AD çaplıya baktığımızda bu kiriş A birim karedeki yer böldüyse bu da aynı şekilde bölecektir. Yani bu iki tane taralı bölgeyi bu tarafa taşıdık. Taralı bölge komple ne oldu? Dik üçgenin alanına eşit oldu. Yani karenin yarısına eşit oldu. Şimdi burası 4. Kare olduğu için burası da 4. Hani kare olduğunu bilmesek burayı bilemeyiz ve cevabı çözemeyiz. Cevaba ulaşamayız. Dik üçgenin alanı yani taralı alanlar toplamı 4 çarpı 4 bölü 2'den 16 bölü 2'den 8 birim kare olur. 1. sorudayız. ABCD. Kare, AC köşegen. CD yarım dairenin çapı. AB 10. Taralı alanlar toplamı kaç santimetre karedir? Yine kare olduğu için köşegenleri birisi çizilmiş zaten. Diğerini de biz çizelim. Köşegenler birbirini ortalıyor. Köşegenler birbirine eşit. Bunlar eşit yani. DC e, çaplı Yarım daireye baktığımızda bu kirişle bu kirişin uzunluğu aynı olduğu için böldükleri daire parçalarının alanları eşit olacaktır. A'yı alıp bu tarafa taşıyorum. Tarada alan komple burası oluyor. Bu da karenin alanının dörtte birine karşılık gelir. Çünkü dört tane eşit üçgene böler karenin köşegenleri kareyi. O halde tarılı alanlar onun karesi bölü 4'tür. 100 bölü 4'ten 25'tir. İkinci sorudayız. ABC'de kare, DC, CB ve AD yarım dairede. Çapı AB 6 taralananlar toplamı kaç santimetre karedir? Yine biz köşegenleri çizelim. Karenin köşegenleri uzunluk olarak eşit ve ne yapıyor? Birbirini ortalıyor. Şimdi bu şeyler eşit olduğu için köşegenler BC çaplıya baktığımda bu kirişle bu kirişin uzunluğu aynı. Şu parçayı alıp buraya A ise buraya taşıyabilirim ya da şuraya taşıyabilirim, değil mi? İkisi de aynı gerçi. Yani buraya taşımamız bizim için daha kolay olacak. Burası A aldım buraya taşıdım. Aynı şekilde AD çaplıya baktığımda bu kirişlerin uzunlukları eşit. Burası A ise burası daha alacak. Şurası pardon. İçeriye taşıyalım. Dışarısı da aynı. Şimdi taralı bölgeler arkadaşlar. Bunu alıp buraya taşıdım. Burada bir üçgen oluşturdum. Bakın. Bunu alıp buraya taşıdım şuraya. Burada bir üçgen oluşturdum. Alan taşıdık. Ve iki tane üçgenin alanına karşılık geldi ki bu ikisi karenin yarısına eşit olacak. Şimdi bir tanesi dörtte biri. Dört eşit üçgene bölüyor çünkü köşegenler. Yani taralı alanlar toplamı 1 bölü 2 1 bölü 2 6'nın karesi yani karenin alanının yarısına eşit olacak. 36 bölü 2'den 18 santimetre kare olacak. Üçüncü sorudayız. ABCD karesi ile çevrel çemberi verilmiştir. AB2. Yukarıdaki şekilde taralı alanlar toplamı kaç santimetre karedir? Evet şu arkadaşlar nasıl gösterelim? Şu kiriş, değil mi? Dairenin kirişi, bu da kiriş. Bunlar eşit çünkü bunlar aynı zamanda karenin kenarları. Bu kirişin böldüğü alana A dersek, bu kirişin böldüğü alanda daire parçasının alanda A olur. Yani A'yı alıp buraya taşıyorum. Burada bir daire dilimi oluşturuyorum bunu buraya taşıyarak. Aynı şeyi bu tarafta yapıyorum. Bunu da alıp buraya taşıdığımda Burada bir daire dilimi oluşturmuş oluyorum. Karenin köşegenleri dik kesiştiği için bunlar 90'ar derecelik. Yani 90 bu 90 bu topladığımızda 180 derecelik bir daire dilimi oluşturur ki o da tam bir dairenin yarısı olur. Yani 1 bölü 2 pi r kare. Yarı çapımız kaç? Şimdi biz r'yi bilmiyoruz. A B'yi biliyoruz bakın. R neresi? Merkez çemberin üzerindeki noktayı birleştir. Burası R ise burası da R. İlk kesişiyor. Yani ikiz kenar dik üçgen var. Hipotenüs 2 ise dik kenar kök 2'ye böldüğümüzde kök 2 olur. Yani kök 2'nin karesini alacağız. Oradan 2 iki gelecek. 2'ler sadeleşecek. Cevap pi olacak. Karma sorulara geçtik. Önce örneği çözelim. O merkezli çeyrek çemberin içine çizilen B ve OA çaplı yarım çemberler K noktasında teğettir. CAOC eşit ve 3. Taralı alanlar toplamı kaç santimetre karedir? Taralı alanları nasıl bulacağız? Çeyrek bir büyük bir dairemiz var. Bundan iki tane yarım daireleri çıkarırsak taralı alanları buluruz. Büyük dairenin çeyrek dairenin yarıçapı 6. Burası da 6. Bunun yarıçap belli. 3. Küçüğün belli değil. Küçüğün bulmak için arkadaşlar teğet noktasını kullanalım. Dıştan teğet çemberlerin merkezlerini birleştirdiğimizde teğet noktasından geçer. Bu küçüğün yarı çapına R diyeyim. Bununki zaten 3. Burada bir dik üçgen oluşturuyoruz. Çeyrek daire olduğu için 90. Burası da R olduğu için OB'nin tamamı 6 ise R çıkarsak OD ne kalıyor. 6 eksi R kalıyor. 6 eksi R3 ve R artı 3. Özel üçgen düşünelim. 3, 4, 5 olabilir mi? 3 var dik kenarlarda. 4 olması için R'nin 2 olması lazım. R2 olduğunda burası 5 oluyor. Sağlıyor. O halde R eşittir 2. Şimdi taralı alanı bulalım. 1 bölü 4 büyük çeyrek daireden. Pi 6'nın karesinden. 2 tane yarımı çıkarıyorum. 1 bölü 2 pi 3'ün karesi. 1 bölü 2 pi 2'nin karesi. 36 bölü 4'ten 9 pi. Eksi 9 pi bölü 2. Eksi 4 pi bölü 2. Yani 9 pi eksi 13 pi bölü 2. 2 ile genişlettiğimiz zaman 18 eksi 13'ten 5 pi bölü 2 olur. Birinci sorudayız. C merkezi yarım çemberin içine çizilen AC ve CB çaplı yarım çemberler C noktasında teğettir. DC, C eşit 3. Yukarıdaki şekilde taralananlar alanlar toplamı kaç santimetre karedir? P'yi de 3 alacağız. Yine büyük yarım daireden iki tane yarım daireyi ve bu tam daireyi çıkardığımızda taralı alanları bulabiliriz. Büyüğün yarıçapı 6 belli. Küçük bu ortancalarınki belli, küçüğünki belli değil. Şimdi biz teğet noktasını kullanalım. Yine bakın şöyle teğet noktasını kullanabiliriz. Bu büyüğün merkezi. içten teğet oldukları için bu küçük tam daireyle merkezlerini birleştiğinde nereye varacak? Teğet noktasına varacak. Dolayısıyla burada bir dik üçgen oluşmuş olacak. Burası 3, burası küçüğün yarıçapı. Bura komple 6, çünkü yarı çap 6 büyük büyük yarımın yarı çapı. O halde MC'ye ne kalıyor? Yine alt eksi R'ye kalıyor. 3, 6 eksi R, R artı 3, 3, 4, 5 özel üçgenden R2. Şimdi hesabımızı yapalım. 1 bölü 2 pi R kare, 6'nın karesi, büyük yarım daire. Den, 2 tane bunlar eş, o yüzden 2 ile çarpabilirim bir tanesini yazıp. 1 bölü 2 pi 3'ün karesi. Bu ikisini de hesapladık. Şimdi tam daireyi çıkaracağız. Pi 2'nin karesi. 36 bölü 2'den 18 pi. Buradan eksi 9 pi. Buradan da eksi 4 pi. Yani 18 pi'den 13 pi'yi çıkarırsak 5 pi. E pi'yi de 3 alacağız. 5 çarpı 3'ten 15 olur. İkinci sorudayız. O merkezi yarım daire ile K merkezi çeyrek daire birbirine B noktasında T ettir. OKK'ya eşit AB4 AB4 ve S1, S2 farkı isteniyor. Yani çap 4 o zaman yarı çap 2'dir. Burada da yarı çap 2 eşit parçaya bölündüğü için 1, 1 olur. Bu aslında bize neyi verir? Bakın çeyrek dairenin merkezi K'ydi yarı çapı 3 olur. Yarımınki zaten 2. Çeyreğinki de 3 oldu. Şu beyaz bölgeye de A diyelim. Şimdi S1'den S2'yi çıkaracağım için önce çeyrek dairenin alanını yazalım. Çeyrek daire S1 artı A eşittir 1 bölü 4. Pi R kare. R'miz 3. Yani 9 pi bölü 4. Şimdi yarım daireyi hesaplayalım. S2 artı A. Bu da 1 bölü 2. Pi R kare. iki, 2. 2'nin karesinden 4. 4 bölü 2'den 2 pi. S1 eksi S2 istediği için bu eşitlikleri alt alta çıkarırsam A'lar gider. S1 eksi S2 gelir. 9 pi bölü 4 eksi 2 pi olur. Payda eşitlersek 4 çarpı 2'den 8. 9'dan 8'i çıkardığımızda 1 kalır. Pi bölü 4 olur. Üçüncü sorudayız. ABC bir üçgen ABC merkezli daire dilimlerinin her birinin yarı çapı 6 santimdir. Yukarıdaki verilere göre taralı daire dilimlerinin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Daire dilimlerinin merkez açıları alfa, beta, teta olsun. Bunların toplamı üçgenin iç açıları olduğu için 180'dir. Alfanın, Beta'nın ve teta'nın toplamı 180 olduğu için ve bunların yarıçapları çapları da aynı olduğu için ben bunları birleştirdiğimde yarım daire yapar. O yüzden bunların toplamı 1 bölü 2 pi r karedir. r 6 36 bölü 2'den 18 pi olur. Örnekle devam ediyoruz. abc dik üçgen bc yarım dairenin çapı ab 8. OB ve OC eşit 4. Yukarıdaki verilere göre taralı alanların toplamı kaç santimetre karedir? Şimdi biz burada şunu bakın ABC üçgenin ikizkenar olduğunu görüyoruz. Yani şu açı 45 derece. Eğer biz BD'yi çizersek bu D açısı çapı gördüğü için çevre açı olduğu için 90 derece olur. Dolayısıyla şu B açısı yani Denizli Bursa Ceyhan açısı da 45 derece olur. Yani DC ile DB birbirine eşit olur. Kirişlerin uzunlukları eşit olduğu için böldükleri daire parçalarının alanları da eşit olur. Diğer taralı bölgeyi de B diyelim. Biz A artı B'yi arıyorduk. A'yı hemen B'nin yanına taşıyarak burada bir ne yaptık? Dik üçgenin alanı yaptık. Bu dik üçgenin arkadaşlar kenarları şu açımız 45 zaten. Dolayısıyla burada 45. İkiz dik üçgen hipotenüs 8 ise kök 2'ye böleceğiz. 4 kök 2, 4 kök 2'dir. O halde taralı alanlar 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2 yapar. Kök 2'lerin çarpımı 2'dir. 2'yi götürür. 4 çarpı 4'ten cevap 16 olur. Birinci sorudayız. AB yarım dairenin çapı CD ve CAT CD AB'ye paralel paralellik var. AB 4 kök 2 taralı alanlar toplamı kaç santimetre karedir? Şimdi ben dairenin merkezi ile o teğet noktasını birleştirdiğimde burada ne oluşuyordu? Dik açı oluşuyordu. E paralellikten dolayı o zaman burası da ne olacak? Dik olacak. 4 kök 2 e, kök 2'yi 2 eşit parçaya böldüm. 2 kök 2'ye 2 kök 2. Yani burası da iki 2. Burada yer açalım. Şimdi ben şu çizgiyi çizersem bakın AD'yi çizersem AD ile DB'nin birbirine eşit olduğunu görürüz. 2 kök 2, 2 kök 2 ne yapacak? 4. Burada 4. Sonuç olarak bu alanla bu alan eşit çünkü kirişlerin uzunlukları eşit. Şuraya da de B dersem ben A artı B'yi arıyordum. A'yı B'nin yanına taşıyarak ne yaptım? Bir dik üçgenin alanına dönüştürmüş oldum. Bu dik üçgenin kenarları 2 kök 2'ye 2 kök 2. O zaman çarpı 2'ye bölüyoruz. 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2'den. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 yapar. 2 ile bunlar gider. 2 çarpı 2'den cevap 4 olur. İkinci sorudayız. O yarım dairenin merkezi AB çap. CAB 40 derece. OB 3 kök 2. Taralı alanlar toplamı kaç santimetre karedir? E burada 3 kök 2 değil mi? Yine burada 3 kök 2 değil mi? Yarıçap değil mi? İkiz kenar üçgen olduğu için burası 40. İki iç bir dış yaparsak burası 80. Da burası 100 deriz. 80 kalır. Ceyhan Adana Ordu'nun alanına A diyelim. Ceyhan Ordu Bursa'da A olmaz mı? Bakın tabanlar aynı. Yükseklik de aynı olacak. Yükseklikleri aynı olan üçgenlerin Alanları oranı tabanları oranıdır. Tabanlar eşit olduğu için alanlar da eşittir. Şu bölgeye de B diyelim. Biz A artı B'yi arıyorduk. A'yı B'nin yanına taşıdık. Ve ne yaptık? Taralı alanları bir daire dilimine dönüştürdük. Daire diliminin merkez açısı 80 derece. 80 bölü 360 çarpı pi re kare yapacağız. 3 kökkinin karesi. Sıfırları götürdük. 4'e bölsek. 2, 4'e bölsek. 9. Yani 2 pi bölü 9 çarpı 3 kök 2'nin karesinden ne gelir? 18 gelir. 18'de de 9 sadeleşir. 2, 2 çarpı 2'den. Cevap 4 pi olur. 3 ABC dik üçgen ABC merkezli daire dilimleri verilmiştir. AD 4, DC 4. Yani daire derin daire yarı yarıçapları 4. İkisinde 4. Ya yani burası 4 ise Sonuçta i̇şte burası daire diliminin yarı çapı. Merkez de dairenin üzerindeki noktayı birleştiriyor. Burada yarı çapı. Burada 4. Burada 4. Değil mi? Taralı alanı bulacağız. Üçgenin alanından bu daire dilimlerinin alanlarını çıkarabiliriz ki daire dilimlerinin merkez açılarını alfabet dersem alfa ile betanın toplamı 90'dır. Üçgenin iç açılar toplamından. 90 derecelik bir daire dilimi yapabiliriz bunları birleştirerek çünkü bunların yarıçapları aynı. 90 derecelik daire dilimi çeyrek daire yapar, 1 bölü 4 pi, 4'ün karesinden 4 pi yapar. Bu üçgenlerin yani daire dilimlerinin alanları toplamı, üçgenin alanından bunu çıkardığımızda üçgenin alanı bu arada arkadaşlar dik kenar 4, hipotenüs 8. Yani dik kenar hipotenüsün yarısı. Bu üçgen 30, 60, 90 üçgenidir. Beta 30'dur. Alfa 60'dır. 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 köküçtür. Üçgenin alanını hesaplayabiliriz. 4 çarpı 4 köküç bölü 2 üçgenin alanı. Daire dilimlerinin alanları toplamı da 4 pi. Taralı alan 16 bölü 2'den 8 köküç eksi 4 pi yapar. Geldik yeni nesil sorulara. Resim 1'de AB doğru su boyunca açılmış hali 10 birim olan bir cetvel verilmiştir. Boyu 10 birim arkadaşlar bu cetvel O noktası ile gösterilen etran dönebilen eşit uzunluklu iki parçadan oluşuyor. O zaman 5'e 5. E 5. Parçalar resim 2'deki gibi aralarında 108 derecelik açı oluncaya kadar A parçası sabit tutulup B parçası hareket ettiriliyor. Şöyle yapalım. B parçası şuradaydı, değil mi? Bu hareket etti. Eski halinde şöyle gösterelim. Buna göre B parçasının hareketi sırasında tarada alan kaç birim karedir? Bu B parçası hareket ederken ne yapıyor? Bir daire dilimi oluşturuyor. Bu daire diliminin yarıçapı zaten 5. Bu belli. Açısı kaç? Şunu çizelim. 108'in bütünlerinden 72. O zaman taradığı bölge 72 derecelik bir daire dilimi. 72 bölü 360 pi r kare. 72'yi 360 sadeleştirdiğimizde zaten 5 katıdır. 1 bölü 5 yapar. 25 ile sadeleştirdiğimizde cevap 5 pi olur. Yani burası olur. İkinci sorudayız. Yarıçapları çapları 4 birim olan 7 daire biçimindeki led lamba ile bunları çevreleyen resim 1'deki spot lambayı oluşturan çember DM noktalarında birbirlerine resim 2'de gibi teğettir. Yani şurada teğet oluyorlar bakın. Bunlar zaten kendi içinde teğet. Buna göre led lambaların yerleştirildiği sarı zeminde lambaların dışında kalan kısmın alanı yani Büyük dairenin alanından bu küçükleri çıkaracağız, sarı bölgeyi bulacağız. Şimdi zaten küçüklerin yarıçapları verilmiş ve bunlar dıştan teğet olduğu için şey içten teğet olduğu için mesela şu en birleştirelim. Teğet noktasından geçecek merkezlerini birleştirelim de merkeziyle teğet noktasını birleştiriyorum arkadaşlar. Bu bana neyi verir? Büyük hani bunu ne olarak söylemişler? Spot lambayı oluşturan çember. Bu çember, çemberin yarı çapı olur. Şimdi küçüklerin yarı çapları 4'tü. Burada 4, burada çap olduğu için 8, büyüğün yarı çapı 12. O zaman büyüğün alanı pi, r kareden pi 12'nin karesi. Küçüklerden 7 tane var. 7 çarpı bir tanesini alanını yazalım. Pi 4'ün karesi. Yani 144 pi eksi 16 ile 7'yi çarptığımızda kaç yapar? 42 112 112 pi yapar. 144'ten 112'yi çıkardığımızda cevap 32 pi olur. Yani Ceyhan olur. 3'teyiz. Şekil 1'de verilen o merkezli çeyrek daire biçimindeki kağıt AB ve BC boyunca katlandığında şekil 2 elde ediliyor. OA 8, OC 6 santimdir. Şekil 2'deki sarı boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi biz bu şekli geri açsak arkadaşlar. Sonuçta şu AEB bölgesi katlanıyor. AEB bölgesiyle bu mavi bölgenin alanı eşit olmalı. Yine bu mavi bölgeyi katladığımda geri açtığımda bunun katlanmış hali olduğu için eş oldukları için B'ye B olur. Biz A artı B'yi bulabiliriz. Dolayısıyla 2A 2B'yi bulup çeyrek daireden çıkardığımda sarı bölgeyi buluruz. Şimdi A artı B'yi nasıl bulacağız? Çeyrek dairenin alanından çeyrek dairenin önce yarı çapı lazım. Değil mi? Bakın OB'yi çizersek bu dikdörtgenin köşegeni aynı zamanda dairenin yarı çapı olur. 6, 8, 10 özel üçgeninden yarı çap 10. Yarı çap 10. Çeyrek daireden 1 bölü 4 pi 10'un karesinden dikdörtgeni çıkarırsam dikdörtgenin kenarları 6'ya 8. Neyi bulurum? A artı B'yi bulurum. Yani 100 bölü 4'ten 25 pi eksi 48 A artı B. Şimdi biz çeyrek daireden iki tane AB'yi çıkaracağız. Yani bunun iki katı 50 π eksi 96 yapar. İki tane A artı B. Şimdi sarı bölge çeyrek daireden çeyrek daire 25 pi neyi çıkarıyoruz? İki tane A artı B. Yani 50 pi eksi 96'yı çıkarıyoruz. Eksiği dağıttığımız zaman 25 pi eksi 50 pi artı 96 yapar. Ya yani buradan eksi 25 pi yapar. 96 eksi 25 pi olur. Yani cevap adan olur. Dördüncü sorudayız. Saatin akrebi 3 santim, Yelkovanı 5 santim uzunluğundadır. Buna göre saat 16.00'dan 17.20'ye kadar geçen sürede Akrep ile Yelkova'nın taradığı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir? P'yi de 3 alacağız. Şimdi Yelkova'n 16'dan 17'ye geçene kadar zaten bir tur atacak. Yani tam bir daire çizecek. Sonra 20 geçeye kadar da bakın 20 geçe şöyle gösterelim. Buradan şuraya kadar taramış olacak. Bu Tam dairenin 3'te 1'dir. Çünkü tamamı 12 eşit parçaya bölmüş. Bu 4'te 4 tanesini almış. 4'ün 12'ye oranı 1 bölü 3 olduğu için burası 120 derece olur. Yani Yelkovan bir 360 yaptı. Sonra bir 120 daha yaptı. 480 derecelik daire oluşturdu. Yani bir tam daire bir de 3'te bir daire oluşturmuş oldu. Biz bunu direkt bu şekilde hesaplayabiliriz. Yani 480 bölü 360 r kare diyebiliriz. Yarıçapta 5. Şimdi akrebe geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir ilişki yok mudur her zaman? Akrep yelkovanın yaptığı açının 12'de birini yapar her zaman. Yani şöyle düşünün. Saat 4'ten 5'e gidene kadar akrep sadece bir aralık gidiyor. Ama yelkovan 12 aralık gidiyor. Yani yelkovan 360 derece taradı, taradığı halde Akrep 30 derece tarıyor 12'de biri. Bu açıdan baktığımızda 480 derecenin 12'de biri ne yapar? 480'in 12'de biri 40 derece yapar. Akrepte 40 derecelik daire çizmiştir. Şöyle gösterebiliriz. Burası 40 derecedir yani. 40 bölü 360 çarpı pi r kare bunun yarı çapı 3. Şimdi işlemlerimizi yapalım. Şurayı silelim. Sadeleştirdik. 12'ye böldük 4. 12'ye böldük 3. Pi çarpı 25. Bunları sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 9 yapar. Pi çarpı 9. Bunlar da gider. Pi'yi de 3 aldığımızda 4 bölü 3 çarpı 3 çarpı 25 artı 3 yapar. Yani 25 çarpı 4'ten 100. 3 eklediğimiz zaman cevap 103 olur arkadaşlar.